Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, sil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün 10 Mart günlerden ve benim doğum günüm arkadaşlar, 10 Mart. Ankara'da soğuk, şöyle buz gibi bir hava var. Yani doğum gününe, Ayaz'a uyandık. Şöyle size de çok güzel tek sıra bir model hazırladım. Modelim tek sıra ama iğneden daha çok zarif, çıtı pıtı. Hemen modelimi size göstereyim. Evet, hazırlamış olduğum modelim bu arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane minik bir tepecik, yanına küçük bir ara suyu ve şöyle tepecik küçük bir ara suyu olarak tek sıra çıtı pıtı zarif giden bir model hazırladım. Şöyle eğer tülbentin renginde daha anlaşılmıyorsa beyaz zemin üzerinde gösterelim arkada. Bakın hiç ütü yok, şöyle kalıp gibi oldu. Çıtı pıtı zarif bir model oldu. Hemen tülbentini oyasız örtünmek istemeyenler bunu 2-3 günde hemen yapıp başına takabilirler arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi şöyle minik bir tepecik, yanına küçük bir ara suyu. Şöyle kirpik, 3 tane kirpikten oluşan çok güzel zarif bir model. Ben beğendim arkadaşlar. Bunu iğneden oyasında görünce hemen size böyle tığ oyasına da çevireyim istedim. Bir de çok kolay. Bir de arkadaşlar önceden biliyorsunuz buraları sık iğne ile dönüp şöyle kenarını sık iğneli oluyordu. Bakın bu tepecikte. Burada öyle bir taktik yok. Bunu bademde gösteriyorum ara sıra, badem oyasını size. Bademde uyguladığım taktiği böyle bu kayada da uyguladım. Şu köşe dönüş kısımlarını bakın, trabzan olarak şöyle çok güzel köşe çıktı. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi modelimi nasıl yaptım size tarif edeyim. Evet, her zamanki gibi şöyle ilk önce tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi arka tarafı unutalım. Bakın ilk başlar gibi başlıyoruz. İpimizi tığımıza tutturduk ve tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyerek başladık. Arka tarafı unuttuk. İlk başlar gibi yapıyorum. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığıma girip sabitliyorum. 3 zincir. Yandaki tığ battığıma girip sabitliyorum. Şimdi 2 tane bu şekilde üçer zincirden tığ battı yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bu üçüncü tığ battım olacak. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki yuvaya 1, 2, şöyle sıkı sıkı oturtturarak minik bir 3 seferde aldığım trabzan. Üçüncü tığ battığımızı hem bu şekilde tığ battı olarak hem de kesim işlemini gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde köşeye çıkınca çok güzel oluyor. Evet, yine 3 tane zincirle şöyle ters tarafına döndüm. Buraya yandaki tığ battıya sabitliyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Bakın sonlarda 2 zincir çekerek trabzandan yapacağız sonuncu yuvamızı. Şöyle bakın 1, 2 ve 2. Sonuncu. Hem burada kesim işlemi gerçekleştirdi. Bakın altta olan 3 tane tığ battığımız ikiye düştü. Hem de sonuncu trabzanı yapmış olduk. Sonuncu yuvayı yapmış olduk. Şimdi kesim işlemi gerçekleştirip bir tane kaldığı için yine şöyle bir zincirle dönüş yapıp son yuvamızı trabzanla yapıyoruz. Şöyle bir, bakın, iki ve iki. Son yuvayı da bu şekilde yaptık. Bakın köşeleri, bunu demek istiyorum arkadaşlar. Şöyle düzeltip daha net göstereyim. Bakın köşeler çok güzel çıktı. Tıpkı bademde bu çıkarmaları yapmıştım size.
Aynısını bu şekilde kayada da çok güzel duruyor. Şimdi 7 zincir çekerek kirpik oluşturacağız buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen kirpiklerin düzgün olması için ipimi iyice esnetip şu şekilde bakın sıkı sıkı zincir çekiyorum. Kalıp gibi kirpik isteyen sıkı zincir ve incecik ipini esnetsin arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri yine son yuvaya kapatıp 3. kirpiğimi buraya yaptım. Bakın şu şekilde. Şimdi 7 zincirle aşağı ineceğim. 4, 5, 6 ve 7. Hemen bir alttaki boş olanı tığ battıya kapatıp tepecik işlemimizi tamamladık. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu işlemi tamamladık. Şimdi yanındaki bu küçük ara suyu yapacağız. Ona da şöyle minik bir trabzandan yuva hazırlayacağız. Sık iğnenin üzerine bir zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Yanındaki boş tığ battıya giriyorum. 1, 2 ve 2. Bakın. Şöyle 3 seferde aldığım minik bir trabzan. Buraya 7 zincirden 3 tane kirpik yapıyoruz. 6 ve 7. Şöyle kapattım bu iki kirpiği. Yine 7 zincir. 4, 5, 6 ve 7. İpim leylak marka arkadaşlar. Çok güzel. En son noktasına kadar esnetiyorum ve zincirlerimi sıkı çekiyorum. Bu iğneden tığa oyaların zarif durma. İlk sebebi ipi esnetmek, sonra da zincirleri sıkı sıkı çekmek. Evet, 3 kirpiğimiz hazır yine. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle kapatıp bu minik ara suyunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle şekil tığımızın ucuyla da şekil verince kalıp gibi de duracak. El arka tarafından ütüleyince daha hoş duracak. Evet. Bakın hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu büyük kayamız, bu ara suyumuz. Şimdi bir tane daha yapalım. Hem daha net anlaşılsın. Şu bir ara suyu kalacak arkadaşlar. Bunun haricinde buraya 3 tane tığ battı yapacağım. Bu bir ara suyu kayamızla ara suyumuzun arasındaki mesafe olacak. Bu 3 tane zincirimiz. Şimdi biz buraya şöyle yine 3 tane ilk başta gösterdiğim gibi yuva hazırlayacağız. 3 zincirimi çekip sıradaki tığ battıma kapatıyorum. Ve şimdi sonuncu yuvayı 2 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle bir bakın bunu da sıkı sıkı oturtturarak şöyle kalıp gibi olsun, ara boşluğu olmasın. Ve 3 zincir. Çekiyorum 3 zincirimi. Çevirdim. Buraya evet, 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Ve bakın ilk yapmış olduğumuz tığ battıya yine 1, 2 ve 2. Hem ikinci yuvayı yapıyorum hem de kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın bir tane arada tığ battığımız kaldı. Şöyle ters tarafındayız. Şimdi arkadaşlar bakın son bir kaldığı için bir zincirle döneceğim. Şöyle dönüşümü yaptım. Bir defa tığımı doladım. Sonuncu tek kalan yuvamı da trabzanla oluşturuyorum. Bakın dibini iyi oturtturup 2 ve 2. 3 seferde aldım. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Tepeciğimiz, kayamız bu arkadaşlar. Şimdi 7 zincirden buraya 3 tane kirpik yapacağız yine. 5, 6 ve 7. 7 zincirimi kapatıp şöyle tekrar 7 zincir. Yine son yuvaya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri kapatıp 3 tane kirpiği oluşturdum tepe noktasına ve 7 zincir çekip aşağı ineceğim. Boş olana bakın, yanındaki boş olan tığ battıya kapattım. Buraya sabitliyorum ve şöyle arkadaşlar bir zinciri çekelim.
Tepeciğimi göstereyim. Şu ara suyunu da hemen yanına yapıp videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. İnşallah şöyle. Evet, bir zinciri tekrar çektim. Bir defa doladım. O üç kirpik için böyle bir, iki, iki. Trabzan hazırlıyorum. 7 zincir. 7 zinciri kapattım. 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum. İkinci. Tekrar 7 zincir. Ve üçüncü kirpik olarak. 3 tane kirpiği yaptıktan sonra hemen 3 tane zincir çekip bu ara suyunun mesafesini verelim. Evet, o da bir tane tığ battı. Şöyle göstereyim, bakın. Minicik bir ara suyu 3 tane kirpikten oluşuyor. Hemen arkadaşlar yeterli sanırım. İpi çıkarıp bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar modelimizi tamamladık. Bu şekilde inci gibi iğne zarifliğinde oldu. Şöyle arkadaşlar bakın, siz diyorsunuz ya neden bizimki seninki gibi kibar durmuyor diye. Bu ipim mesela, bu ipimi yapmadan önce şöyle en son noktasına kadar esnetiyorum. Bakın arkadaşlar, şu daha yakın göstereyim şöyle. Biraz ışık vuruyorsa şöyle de tutabilirim. Bakın arkadaşlar, şu kısım şöyle bakın esniyor, görüyor musunuz? Bu mesela esnenmemiş yerini, halini şurada göstereyim, bakın ne kadar uzadığını görüyor musunuz ipin? Bu inceltiyor arkadaşlar. Bu şekil yaparsanız iğne zarifliğinde güzel oluyor. Soran arkadaşlar için şöyle bir daha göstermek istediğimi söylüyorum ama hani söylemek göstermek farklı mı bilmiyorum. Hani ipinizi esnetin, Instagram olsun, buradan olsun, ipinizi inceltin, esnetip inceltin demek bu arkadaşlar. İpini esnet. Bu esnetmek, esnetince inceliyor. İpinizi esnetip inceltin diyorum yani bu şekilde. Şimdi oyamızın bitmiş haline bakalım. Şöyle, evet, sizlerle beraber tamamladık. Bakın bu şekil incecik oluyor. Bir de zincirleri sıkı sıkı çekince çok güzel oluyor. Zincir çekmeyi bilen herkes 15 yaşında, 13 yaşında bu işi seven arkadaşların çocukları var. Herkes, o küçük çocuklarımız dahi yapabilir. Anneler günü geliyor, annelerine hediye edebilir. Veyahut da kayınvalideleri, kızım hani boş örtünmemiş şu tülbenti bir oyala dediğinde oyalayabileceğiniz kolay bir sıralı model olduğunu düşünüyorum. Şöyle elimden geldiği kadar arkadaşlar anlatmaya çalıştım. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Şöyle bir de ütülendiğinde bakın çıtı pıtı incecik olacak. Çünkü sıcak, hani arka tarafından ütüleyin. Bir de ayarını 1 ve en fazla 2 de ütüleyin arkadaşlar. Şey yapıyoruz, fazla sıcak olunca küçülüyor. İp minicik kalıyor. Oyanın şekli kaymaz. Evet. Şöyle göstereyim.